Bugün Türkiye'de temel hak ve özgürlüklere yönelik en büyük tehdit bizzat hükümetin kendisinden kaynaklanan bir tehdit. Her ne kadar bugünkü anayasa çerçevesinde hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen en tepede Cumhurbaşkanı seçilen zat sürekli olarak günlük olayların içerisinde yorumlarıyla, telkinleriyle, yönlendirmeleriyle olayın tam içerisinde, merkezinde. Kardeşim, hükümet sensin. Suriye'nin içine bulaşan sensin. Orta Doğu'yu Türkiye'ye naklen taşıyan sensin. Belayı Türkiye'ye davet eden sensin. PKK boyutu ayrı, IŞİD boyutu ayrı. Bunların hepsiyle gününde aşne fişne olmuşsun. Öyle mi? Al takke ver külah, tencere kapak, ne derseniz deyin Türkçe benzetmeyle. Bunların hepsini yaşamışsın, yaşatmışsın bu millete. Oslo'da sarmaş dolaş olmuşsunuz. Öyle mi? İmralı'da, Kandil'de kucaklaşmışsınız. Öyle mi? Diyarbakır'da zılgıt çekmişsiniz, salay çekmişsiniz, zırıl zırıl ağlamışsınız. Doğuda, güneydoğuda bazı iller, ilçeler silah deposuna çevrilirken, cephaneye yığılırken gözünüzü kapatmışsınız. Mülki amirlere görmeyin, operasyon talimatı vermeyin emrini vermişsiniz. Oslo'da bizzat Türkiye'nin neresinde ne kadar patlayıcı depoladığınızı biz biliyoruz demişsiniz, bunları kayıtlara geçirmişsiniz. Ve ondan sonra günün birinde film sizin istediğiniz gibi gitmediği zaman dönüp bunlar hiç yaşanmamış gibi, bunlar hiç olmamış gibi, bunlarda sizin hiç sorumluluğunuz, payınız yokmuş gibi utanmadan çıkıyorsunuz ve kendisini gazeteci olarak tarif eden çanak soru sorucularının önünde kalkıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlamayı kendine hak görüyorsun. Olmadı Bekir Bey. Olmadı. Zaten Türkiye'de ne kadar adaletsiz dönem varsa o dönemlerin Adalet Bakanı olarak gün yaptınız. Adalet Bakanlığı döneminiz şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan kişinin hukuksuzluklarını örtmek için hukuk yaratma, hukuk düzenleme dönemi oldu. Sizin siciliniz bu. Kimliğiniz bu. Onun için kösele gibi bir yüzle kalkıp milletin önünde, milletin resmi ajansının önünde, onların çanak sorularıyla, hiç daha dün yaşanan acılar, Türkiye'nin her tarafında olan sıkıntı, kamu düzeninin bozulması, bunlar hiç gündeminde değil. Dün beslediğin işitçilerin Türkiye'yi kana buladıkları gündeminde değil, sorumluluğun yok, aklında fikrinde Cumhuriyet Halk Partisi. Değerli arkadaşlarım, güleceksiniz, gülünecek durum değil. Kelime arıyorsunuz uygun bir kelime yerine yerleştirmek için. Muhatap bile değil. Değmez. Kelime aramaya değmez. Yani geldiğimiz manzara bu.